Monster Notebook'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Monster'lı oyun dünyasına hoş geldiniz. Ben Orçun Sözer. Bu programda bundan sonra sizlere oyun dünyasındaki en yeni haberleri ve gelişmeleri anlatıyor olacağız. Gelin ilk haberimize beraber bakalım. İlk haberimiz Ghost Recon Wildlands ile ilgili. Ghost Recon Wildlands, Ubisoft'un bu dönem için en güvendiği oyunlardan biri ve betasını geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Hikayesi Bolivya'da geçecek olan Ghost Recon Wildlands, Ubisoft'un bugüne kadar yarattığı en büyük oyun haritasına sahip açık dünya oyunu olma özelliğine sahip. FPS bir bakış açısına sahip oyundaki görevimiz, genel hatlarıyla ülkeyi kartellerin elinden kurtarmak olacak. Oyunu hem tek kişi hem de co-op 4 kişi olarak arkadaşlarımızla beraber oynama imkanımız var. Özellikle 23-27 Şubat arası yapılan açık betada oldukça olumlu yorumlar alan Ghost Recon Wildlands, 7 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkacak. Sırada Forerunner var. Son yıllarda çoğu oyunda olduğu gibi oyunun temelinde çoklu oyunculu savaş yatıyor. Forerunner'a baktığımız zaman tür olarak TPS MOBA dememiz pek de yanlış olmayacaktır. Her ne kadar çok oyunculu temeline oturmuş bir oyun olsa da, hikaye modu oyunun hem mekaniklerine alışmak için oldukça başarılı, hem de uzun olmasa da oldukça doyurucu bir hikayeye sahip. Oyunda samuray, şövalye veya viking sınıfından karakterler seçme imkanımız var. Temel sınıfları kısaca anlatırsak, samuraylar hızlı, orta zırha sahip, ortalama hasarı olan ve canı az olan bir sınıf. Vikingler ise yavaş, hafif zırhlı, yüksek hasarı olan ve canı oldukça yüksek bir sınıf. Sırada şövalyeler var. Şövalyeler ortalama hızda, güçlü zırhlı, düşük hasarlı ve ortalama cana sahip bir sınıf. Çoklu oyunculu tarafa geçtiğimizde karşımızda bir diğer haritası çıkıyor. Burada Duel ve Brawl, Deathmatch ve Dominion bölümlerini görebiliyoruz. Kısaca bunları da anlatırsak, Duel ve Brawl birebir veya 2-2 düellolarla sadece kendi karakterlerimizle savaşabildiğimiz alanlar. Deathmatch'te 4-4 savaşlar sürüyor. Fakat bu sırada aynı zamanda bilgisayarın yönettiği askerleri öldürerek can ve güç kazanabiliyoruz. Dominion türünde ise haritada bulunan stratejik bölgeleri ele geçirmeye çalışıyoruz. Hem oynanışı hem de gerçekten muazzam atmosferiyle türün sevenleri için Forerunner muhakkak denenmesi gereken bir oyun. Sıradaki haberimiz Middle-earth Shadow of War ile ilgili. 2014'te piyasaya çıkan Shadow of Mordor'un devam oyunu en sonunda geldi. Middle-earth Shadow of War ile bu kez Orta Dünya'ya yeni bir yüzük katılıyor. Lord of the Rings hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Shadow of War, duyuruya göre 22 Ağustos 2017 tarihinde piyasada olacak. Oyunun duyuru videosunda herhangi bir oynanış görüntüsü mevcut değil. Fakat oyunun ilk oynanış görüntülerinin 8 Mart 2017 tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Sırada rol yapma oyunlarını sevenler için bir haberimiz var. Rol yapma oyunları sevenlerin uzun zamandır merakla ve heyecanla beklediği Torment Tides of Numenera sonunda çıktı. 1999 senesinde çıkan Planescape Torment oyununun meşalesini taşıyarak ruhani takipçisi olacak bir oyun Tides of Numenera. Bu videoda bahsettiğimiz diğer oyunların aksine grafik anlamında değil, hikaye anlatımı konusunda öne çıkan Torment Tides of Numenera'da bugünden 1 milyar yıl sonra The Nilfgaard'a bir göktaşı ile geliyoruz. Kırılan taşın içinden çıkıp oyuna başlıyoruz. Yan karakterlerin ve hikayenin derinliği, Baldur's Gate oyununun elfler yerine uzaylıların olduğu halini, ambiyans ve hikaye ise Planescape Torment'a anımsatıyor. Ve aslında bu iki türün bir potada eritilmiş olması oldukça başarılı. Kısacası rol yapma oyunları tarihinin en başarılı iki oyunun harmanlanıp yepyeni bir hikaye ile Numenera sistemiyle birleştirilmiş gibi gözüküyor. Torment Tides of Numenera rol yapma oyunu sevenlerin kaçırmaması gereken bir macera. Monster'la oyun dünyasının bu programının sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer hala abone olmadıysanız diğer videolardan da haberdar olmak için abone tuşuna basmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Oyunla kalın.